Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Rahmetlere, mağfiretlere nail eylesin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Selâfin men künne fî vecedi halâvetel iman. Üç şeyi bulunduran imanın tadını tadar. En yekûne Allah ve Resûlü habbeyle immâsivâ. Bir defa Allah ve Peygamber ona her şeyden daha sevgili gelecek. Şimdi Allah ve Resulünün her şeyden daha sevgili gelmesinin ölçüsü nedir? Yani bizim hepimize sorsalar, bir Müslüman olarak tabii Allah'ı her şeyden çok seviyorum. Allah'tan sonra peygamber gelir, her şeyden çok seviyorum demekle mükellefiz. Ve bunu deriz. Zaten bunun aksini beyan etmek bizi dinden çıkarır. Bir insan dese ki ben anamı Allah'tan çok seviyorum. Bir insan dese ben karımı peygamberden çok seviyorum. Kafir olur yani, bunu da diyecek bizde bir enayi yok. Ama her şeyden çok seviyorumun ispatı noktasında durum nedir? Durum vahimdir. Çünkü Allah'ı her şeyden çok sevmek, onun emirlerine, herkesin emrinden çok itaat etmek anlamına gelir. Onun farzlarına, onun vaciplerine, buyruklarına her şeyden çok itaat etmek gerektirir. Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden çok sevmek, onun sünnetlerini göz bebeği gibi korumak, hiçbir sünnetini terk etmemek anlamına gelir. Bunlar bizim açımızdan uzak şeylerdir. Biz hakikaten bir maddi menfaatle Allah'ın emri karşılaşsa namazı geciktiren, namazı bırakan, icabında efendim taviz veren insanlarız. Basit menfaatler, rütbeler, makamlar, mevkiler, diplomalar, toplamalar vesaire tavizler için ne farz kalıyor, ne vacip kalıyor, ne sünnet kalıyor. Ondan sonra lafa geldim, mangalda kül kalmıyor. Allah'ı, peygamberi her şeyden çok seviyorum. İddia etmeyen bir Müslüman çıkmaz. Ama ispat eden de bir Müslüman zor çıkar. Onun için ne hususta konuşacağım? Onu tanıma ve tanıtma konusunda konuşacağım. Çünkü sevgi tanımaya bağlıdır. Yani muhabbet marifete tabidir. İltifat da marifete tabidir. Anlatalım. Muhabbet marifete tabidir. Ne demek? Sevmek tanımaya bağlıdır. Bir insan hiç tanımadığı bir şeyi seviyorum derse, seviyorsan anlat bakalım dediklerinde de hiçbir şey bilmiyorum derse buna gülünür. Çünkü seven sevdiğini çok iyi tanır ve çok anar, ondan çok bahseder. Men habbe şeyen ektera zikra. Bir şeyi çok sevip de ondan hiç bahsetmemek çelişir. Herkesin bir şeyi sevdiği onu anmasından ölçülür. Adama derler sen de bunu ne kadar seviyorsun ya, dilinden düşürmüyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i en çok sevenler hiç ondan bahsetmeyenler olabilir mi? Dolayısıyla ondan ne kadar bahsediyorsak o kadar sevgimizi gösteriyoruz. Ama muhabbet marifete tabidir. Ne demek istedim? Sevgi tanımayla paraleldir. Yani tanıdığın kadar seversin. Çünkü tanımadığın bir şeyi ben çok seviyorum ama bu kulaktan duymayla, efendim ana babadan duymayla, gelenekten, göreneklen, örflen, adetlen tanınmadıktan sonra ne kadar sevilecek? İltifat marifete tabidir. Ne demek? Bir şeye yönelmek, bir şeyle ilgilenmek, bir şeye talip olmak, müşteri olmak neye bağlıdır? Tanımaya bağlıdır. Dolayısıyla bir insan tanımadığı bir şeyi sevemez, tanıdığı kadar sever ve tanımadığı bir şeye yönelemez, tanıdığı kadar yönelir. Şimdi biz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem, hep salavat okuyun hiç, ben ne zaman okuyorum siz de okuyun. Bana sünnette size ümmet mi yani? Size de sünnet. Siz de okuyacaksınız. Ben yesem sen doyar mısın? O zaman sen de ye. Salavat-ı Şerife'yi birlikte okuyoruz. Ve böylece hep birden af oluyoruz inşallah. Adamın birisi çok bozuk imiş, benim gibi. Öldü. Millet cenazesine gitmedi ya. Gerçi benim cenazeme gelen çok olur inşallah. Zaten vasiyetim var ha. Bir sohbetimi dinleyen gelecek arkadaş. Hakkım var, alırım ahirette. Burada ben sizden para almıyorum. Ölürsem cenazeme gelirsiniz. İyi biliyorduk dersiniz, belki af oluruz. Şimdi sen efendim, adamın cenazesi kalmış ortada ya. Birkaç kişi Müslüman yine demişler ne yapalım, gömelim falan. Bir de mahalledeki bütün alimler, veliler, eskiden bir mahallede kaç tane ulema evliya vardı. Şimdi bir vilayette zor bulursun. Hepsinin de rüyasına girmiş cennette.
Selamun aleyküm, aleyküm selam. Rüyada görenler aynı gece, gömüldüğü gecesinde dediler ki, aa nasılsın? Gördüğünüz gibi dedi, cennetin ortasındayım. Senin orada ne işin var dediler ya. Adam dedi, vallahi ben de hiç şaşırdım, ben de yakıştıramadım dedi ya. Ama dedi, cenneti kazanmışık dedi. Nasıl kazandın ya? Yolunu göster de biz de yapalım. Ya ne bileyim dedi, böyle bir vaaz vardı, hadis okunuyordu dedi. Ben de girdim oturdum dedi. Bir Resulullah dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat toptan bir salavat-ı şerife okurken ben de arada bir salavat getirdim, af olmuşum dedi ya. Hakikaten bu Allah için bir araya gelme meselesi ve bu salavat-ı şerifeleri böyle topluca Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim şu cemaatin içinde günahkar kalır mı ya? Onun için başınızı çıkarmayın bu rahmetten. Bu nimettir bu. Şimdi ondan bahsedelim. Bahsettikçe ne yapalım? Tanıyalım, marifetimiz artsın. Tanımamız arttıkça muhabbetimiz artsın. Sevgimiz yükselsin. Sevgimiz arttıkça da iltifatımız artsın. Yani yönelişimiz ona doğru olsun inşallah. Onun düşmanlarından el etek çekelim inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sevgisi uğruna Allah alemleri yaratmıştır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah ilk kendisinden zuhur eden hub, sevgi ve muhabbet kainatın efendisine olan sevgisidir. O sevginin eseridir. Bütün cihan meydana gelmiştir. Dolayısıyla oturdun, kalktın, konuştun, görüştün. Ha ha hi hi. Bu muhabbetlerde eğer Muhammed Mustafa yoksa sallallahu aleyhi ve sellem fuzulidir, boşunadır, lüzumsuzdur. Hatta aleyhinedir. Gıybet, dedikodu, iftira ve malayanilerle ömür törpüsüdür. Ömür sermayesinin boşuna tüketimidir. Yapmayalım. Yazıktır. Yazıktır. Şu ümmet çoluğuna çocuğuna nasıl kainatın efendisini tanıtmadan yaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bu çoluk çocuk ondan mahrum yaşıyor. Okullarda biraz kutlu doğum haftası yapmışlar da gazetelerin başyazarı ne diyor? Hiç diyor kutlu doğum haftası diyor okulda okutulur mu? Allah Allah. Şu rezalete bak. O öbür taraftan öbür okulda Paskalya bayramı diye tatil etmiş. Ona bir şey yok. Muhammed Mustafa'dan bahsederse sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bahsediliyor? Böyle bir şey olabilir mi? Bu millet Müslümandır elhamdülillah. Bu Müslüman milletin Müslüman çocuğuna nasıl Resulullah'ı tanıtmayacağım da sallallahu aleyhi ve sellem hangi okkabazı tanıtacağım? Onun için ne olur gençler evleniyorsunuz, evlendiniz, evleneceksiniz, çoluk çocuk doğuracaksınız. Aşkınız, sevginiz Resulullah'a olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem eddibu evladekum ala telati hısal hadis-i şerifiyle ameliniz olsun. Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye edin, yetiştirin. Hubbi nebiyyikum, başta peygamber sevgisi. Ve hubbi ehli beyti, sonra ehli beyt sevgisi. Hasanlar, Hüseyinler, Aliler, Fatmalar, ehli beytler, Ayşe anamız, Hatice anamız, Rıdvanullah aleyhi mecmain, sahabe sevgisi. Ve kıraatil Kur'an, Kur'an tilaveti, Kur'an okumak. Dolayısıyla bu terbiyeyi vermeden yazıktır dünyaya getiririz, cehenneme odun olurlar. Onlar da üzülürler, biz de üzülürüz. Allah aramızı ayırır. Sen cennete çoluk çocuk cehenneme bu olmaz. Yarın ahirette akrabalık ilişkiler mal mülk fayda etmez. Ancak Allah yolunda birbirine yapılan faydalar, hizmetler fayda eder. Onun için lütfen birinci mucizesini, birkaç mucizesini anlatalım. Bakalım kimmiş? Ne takatta'amu bisemmihi leke mu'lina vaddabbu kad lebbâke hîne liqâke. İmam-ı Azam diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam yüz yüze kabri şerifin önüne geldi. Yemek diyor zehirli olduğunu sana söyledi. Kertenkele de sana kavuşunca lebbek dedi diyor. Ha şimdi burada ne anlatıyor? İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den dönüyor. Kainatın efendisi aç. Zaten dünyada da arpa ekmeğinden karnı doymamış. Buğday ekmeği zaten görmemiş. Arpa ekmeğinden karnı doymadan gitmiş. Cihattan geliyor. Kadın başında bir sahan, içinde de pişmiş bir oğlak. Dedi ki, ben dedi adak yaptım. Sen Bedir'e çıkarken, Medine'nin civarında onlar da yaşıyorlar, komşular var. Sağ salim dönersen dedi, sana bir oğlak keseceğim, bir oğlak kestim dedi. Takdim etti kainat efendisi yiyecekken. Pişmiş oğlak tütüyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La tekulni fe inni mesmum, yeme beni, ben zehirliyim dedi. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem elini çekti. Efendim kardeşlerimiz, bunlar büyük hadiseler. Gelelim
sırtlan seninle konuştu. Keler. Hazreti Ömer anlatıyor. Radıyallahu anh. Süleymoğullarından bir bedevi bir keler avlamış. Elbisesinin yenine sokmuş böyle. Baktı kalabalık oturuyor, Resulullah'ı tanımıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin de bahsi duyuluyor. Birisi çıkmış işte, kardeşi kardeşten ayırıyor, ana baba çocuktan ayrılıyor işte. Putlara hakaret ediyor, tevhidi getirmiş, ortalık karışmış. Süleymoğullarından bu bedevi yanaştı, baktı. Resulullah'ı gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki kim bu dedi, dediler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de geldi hemen Resulullah'a bir saldırdı. Sahabe orada duruyor. Lat ve Uzza'ya yemin ederim diyor putlara. Analar senden daha nefretli bir adam taşımamıştır diyor. Haşa. Biliyorsunuz. Bir de diyor ki bak acelecilik yapmak istemiyorum diyor. Yoksa millet bana ne aceleci adam diyecek. Şimdi seni öldürürdüm diyor. Dünyayı kurtarırdım senden, herkes bayram ederdi. Resulullah oturuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Hazreti Ömer orada. Vuracak herifi. Resulullah Efendimiz'e ben, ya Ömer kâdel halîmü en yekûne nebiyyâ. Ey Ömer dur dedi. Acele davranmayan, yavaş hareket eden insanlar neredeyse peygamber olacak kadar üstün adamlardır dedi. Çok dikkat edelim. Bu acelecilik hepimizde var. Birden parlıyoruz böyle. Dik yavaş. Dedi dur. Tamam. Adama dedi ki hele gel dedi. Ne konuşuyorsun sen? Niye kızıyorsun bana? Mehyâhâ beni Süleym. Ey Süleym oğullarının kardeşi dur bakalım. Vallahi inni le eminun fissemâ. Ben göklerde emin bir kişiyim. Mahmudun indel melâike. Bütün melekler beni övüyor, seviyor. Eminun fil ard. Yerlerde emin ve güvenli bir kişiyim. Mahmudun indel âdemiyyin. Bütün insanlara sor. Bir kişi ne yalan mı, ne yanlış mı, ne bir kimseye zararımı söylemiyor. فَلَا تُسْمِعْنِي ف۪ي مَجْزِنِ اللّٰهِ غَيْرَا وَلَا تَكُلْ ف۪يهِ اِلَّا الْحَقِّ. Benim hakkımda kötü konuşma, doğrudan başka bir şey de konuşma. Gel bakalım, derdin ne? Adam geldi dedi, ya ben de dedi sana dedi, iman edecek göz yok dedi. Ama dedi, öyle bir şey söyleyeyim ki hiç yapamasın. Keleri çıkarttı elinin içinden, attı Resulullah'ın önüne. Bu keler sana iman ederse ben de ederim dedi. Diyor ki nasıl olsa, kelerin konuşacak hali yok. Ben de sıyrılırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelere döndü. Eyyühevvab, ey keler der demez. Lebbeyk ve saadeyk ya zînete men vâfel kıyâme. Bu kelerin sözü. Arapça bir lisan ile. Bütün sahabe duyuyor. Buyur emrine amadeyim diyor. Ey kıyamete çıkacakların süsü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kelere diyor ki men te'abud ya vab. Sen kime tapıyorsun? Kelere soruyor. Keler diyor اَلَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْاَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَب۪يلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ. Arşı gökte, saltanatı yerde, yolu denizde, rahmeti cennette, azabı cehennemde olan Allah'a tapıyorum. Görüyor musun kelerdeki marifeti? فَمَنَنَا يَا عَذَابُ. Hele bir beni söyle, ben kimim diyor. Kertenkele konuşuyor. اَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَخَابَ وَخَسِرَ مَنْ كَذَّبَكَ وَخَالَفَكَ. Bütün sahabe dinliyor. Ne biçim Arapça konuşuyor? Sen Abdullah oğlu Muhammed'sin. Sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin Rabbinin elçisisin. Peygamberlerin sonuncususun. Takva sahiplerinin imamısın. Abdest uzuvları parıl parıl parlayan ahir zaman ümmetinin cennetlere rehberisin. Sana inanan, sana uyan, seni tasdik eden kurtulmuştur. Seni yalanlayan, sana karşı gelen husrana uğramıştır. Diyor. Adam bir gülmeye başladı gidiyor. Resulullah dedi ne oluyor, Allah'la mı alay ediyorsun, benimle mi alay ediyorsun? Ne gülüyorsun? Dedi ne güleceğim dedi ya, senin hakkında duymadığım kalmadı. Beni çok doldurdular dedi. Bu müşrikler ama. La ettebi'u etheran ba'de'in. Uyanıktı, bedeviler çok uyanık olur. Gözümle gördükten sonra dedi duyduğuma inanamam dedi. Ben şimdi gözümle gördüm dedi. Kim ne derse desin ben seni anladım dedi. Vallahi buraya gelirken senden çok kızdığım bir adam yoktu. Şimdi vallahi sen bana anamdan babamdan şu iki gözümden daha sevgilisin. İçim dışım senin sevginle doldu dedi. Onu bir kere gören kaya olsa kaya muhabbete başlar. Adam iman etti. Şehadet getirdi, Müslüman oldu.
Kainatın efendisi dedi ki, görüyor musun dedi. Ne mutlu sana, teytena kafira. Yanımıza gavur olarak geldin, ölsen cehenneme gidecektin. Ve tensarfu min indina sa'ida, yanımızdan bahtiyar bir Müslüman olarak, sahabe olarak ayrılıyordu. Sonra dedi ona ki, senin dünyalık helleke min aradi min ahadi dünya min şey. Dünyalık malın mülkün var mı dedi. Baktı tipi falan fakir. Adam dedi ki, bizim kabilede benden fakiri yoktur dedi. Çulsuzu biriyim dedi. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem oradakilere, men yadman lehu nakaten min nukil dünya, yadman lehu nakaten min nukil cennet. Buna dünyada bir deve verene ben cennette bir deve söz veriyorum dedi. Abdurrahman ibn Af tabi, tam zengin sahabi. Dedi ki ya Resulallah, ona 10 aylık bir yüklü deve vereyim dedi. Arapların en kıymetli malı, şimdiki son model BMW yani jip gibi. Dedi ki 10 aylık yüklü deve vereyim. Deveyi de bir tanıttı. Şöyle deve, böyle deve, kırmızı deve. Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem, sen çok tanıttın deveni dedi. Ben de sana benim cennete vereceğim deveyi anlatayım sana. Bakalım senin deveye benziyor. İnna nakatun min lu'lu'atin cevfa. Arapçalarını burada yazmış. İçi boş inciden. Devenin tamamı inciden. Allah Allah. Gerdanı kırmızı yakut. Kuyruğu yeşil zümrüt. Ayakları türlü türlü cevherlerden, cevherlerden. Üzengisi falanı sündüs istebrak ipeklerden. Tezifu bike ibn af ma beyne makami ve havdi ve temurru bike ala sıratı kerbel'il hatifi. Bu verdiğin deve seni Havz-ı Kevser'le benim makamım arasında dolaştıracak, sıratı şimşek gibi geçirecek dedi. Ondan sonra o zata dedi ki, dur bak şimdi sana anlatalım. İman namazsız olmaz, namaz kıraatsız olmaz. Sana birkaç sure öğreteyim. Fatiha'yı öğretti. İhlas öğretti. Felak nasıl öğretti? Adam zeki be, devi zaten hemen ezberler. Hepsini ezberledi, namazı tarif etti. Bu ne kelam, bu ne din dedi ya. İmana geldi. Hadi git. Adam çıktı Resulullah'ın yanından birkaç kilometreler gitti, bir de baktı 1000 kişilik bir kalabalık. Süleymoğulları toplanmış geliyor, hepsinde kılıç, bir de mızrak. Nereye? Bu Muhammed var ya dedi, sahtekar yalancı peygamberlik iddia ediyor sallallahu aleyhi ve sellem, onu öldüreceğiz. Bak Resulullah'ın içine işte. Hazreti Ömer onu öldürseydi nasıl olacak? Resulullah ne dedi? Acele etme dedi, dur. Bak o adam iman etti şimdi. O da gitti 1000 kişiyi durdurdu. Hele durun. Ne oldu? Ya dedi, ne yalancısı ya? Ben demin yanından geliyorum dedi ya. Keler konuştu, dile geldi. Adam öyle bir mertmiş ki kimse yalanını görmemiş kabilesinde. Fakir fukara ama mert adam. 1000 kişi bile bunun dediğine şaşırdı kaldılar. Deme ya. Dedim dedi ya. Gözümle gördüm dedi ya. Bırakın Mekke müşriklerinin doldurmalarına siz ya. Bu zat gerçek peygamber, kertenkele konuştu dedi ya. O zaman biz de ona iman edelim dedi. 1000 kişi birden, Araplarda başka kabile yok. Süleymoğulları 1000 kişi bir anda iman etti. Resulullah'a geliyorlardı. Efendimiz haber aldı. Yolda onları karşıladı. Hepsi geldiler dediler. Anamız babamız feda olsun. Ellerini ayaklarını öptüler. İman adamın içine girdi mi? Bir girdi mi tam girer ya. Dediler bize emir buyur, ne buyurursan. Cihada çıkacağız. Çıkarken Halid ibn Velid'in komutasına girersiniz. Siz onun emrindesiniz bundan sonra dedi. 1000 kişi bir anda sahabe oldu ya. Bir keler mucizesinin etkisine bak. Tabii biz şimdi duyuyoruz ama ben size inanıyorum. Siz de benim hakkımdaki böyle inandığınıza inanıyorum. Görmüşten çok inanıyoruz. Biz kelerin dile geldiğini görseydik ancak bu kadar inanırdık. Biz gayba iman ediyoruz. Allah bu imanımızı mübarek eylesin. Çünkü bizim imanımız üstün bir imandır. Bak duyarak inanıyoruz. Görenler gibi değil yani. Onun için İbni Mesud'a geldi. Tabiinden birisi sahabe olamamış dedi. İbni Mesud, vallahi kıskanıyorum o iki gözünü ki dedi, bunlarla Resulullah'ı gördün. Sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesud dedi ki, vallahi ben de senin imanını kıskanıyorum. Sen görmeden iman ettin. Gayba imandan üstün iman olamaz dedi. Ahir zaman ümmetleri, Allah imanınızı mübarek etsin diyorum. Evet görmedik ama görmüşten öte iman ettik elhamdülillah. Kainat Efendisi'nin sonsuz mucizeleri. وَالذِّئْبُ جَاءَكَ وَالْغَزَالَةُ قَدْ أَتَتْ بِكَ تَسْتَجِيرُ وَتَحْتَمِي بِحِمَاكَ. Kurt sana geldi. Ceylan sana koştu. Sana iltica edip himayene kavuştu. Kurt geldi. Oturdu. Kuyruğun üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye dedi, هَذَا وَافِدُ الزِّيَابِ. Kurtların elçisidir bu dedi. جَا يَسْأَلُكُمْ مِنَنْ وَالِكُمْ شَيَا. Geldi diyor ki dedi, ben bu hırsızlıktan bıktım. Koyunları kapmaktan. Onlar bana versin ara sıra yiyeceğim kadar.
koyun boyun. Bırakalım bu işleri dedi. Sahabe-i kiramla ne diyorsunuz dedi. Sahabe-i kiram vallahi ne la nefalim. Kurtla anlaşamayız dedi. Biz koruduğumuzu koruyalım, o kaptığını kapsın dediler. Resulullah kurda böyle yaptı. Kapabildiğini kap dedi. Bunlar anlaşmaya yanaşmıyor dedi. Ezibu ve mezibu. Kurt gidiyor Resulullah dedi. Ne kurttur o ki dedi, ne kurttur o. Kapar o dedi. Kurt geliyor. Adam sahralarda kurtu kovalıyor. Kurt koyunu çalmış giderken ne çobanlar var eskiden. Şimdi kurtu gören çoban zaten kaçar. Çoban kurtu kuyruğundan yakaladı ya. Kurt döndü. Bu Said-i Hudri anlatıyor radıyallahu anh. اَلَا تَتَّقِ اللّٰهَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقٍ سَاقَ اللّٰهُ اِلَيْهِ Bu kurtun Arapça kelamıdır. Korkmuyor musun Allah'tan? Bana gönderdiği rızkımla arama giriyorsun dedi. Adam da durdu şimdi diyor ki اَلْعَجَبُ مِنْ ذِئْبٍ يَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ نَاسٍ Kurt konuşuyor, kurt konuşuyor dedi. Kuyruğun üstüne oturmuş dedi. İnsan gibi konuşuyor, ben şaşırdım dedi. Kurt döndü ne diyor? اَعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ Fil medineti yuhaddithu nase bima kad ghala yuhaddithu bima vaat ve ente hauna tetba'u ghanemek. Kurtun sözü. Bu adam o kadar meşhurdu ki zürriyeti yaşadı asırlar boyu kurtla konuşanın oğulları diye Arap Yarımadası'nda meşhur sülaledir bu sahabenin. Kurt döndü diyor ki sen benim konuşmama mı şaşırıyorsun diyor. Medine'de Allah'ın Resulü duruyor diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yedi kat gökten haber getiriyor. Geçmişleri anlatıyor. Gelecekleri haber veriyor. Sen de burada onun sohbetini bırakmışsın diyor. Koyunlarının peşine düşmüşsün. Kurtu görüyor musun? Esas sana şaşarım diyor. Peygamber orada duruyor diyor. Sen burada geziyorsun. Adam kalktı geldi Medine'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlattı. Kainat Efendisi buyurdu ki Sadaka râi bu çoban doğru söylüyor. Kıyamet alametlerindendir. Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşacaktır dedi. Ve ondan sonra kum fe akbirum sahabeyi topladı dedi kalk kurt ne dedi sana anlat dedi. Ve o kişi kurtun bu halini haber verdi. Ne geldi? Ceylan sana geldi. Ceylan'ın bir tanesi Zeyd ibn Erkam anlatıyor radıyallahu anh. Medine'nin sokaklarından birinde dolaşırken bir bedevi çadırına uğradık. Baktık bir ceylan bağlanmış duruyor. Ceylan dedi ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. İnna zel a'rabi yasta dedi. Aha, bu ceylanın sözü. Bu bedevi beni avladı dedi. Veli hişvani fil beriyeti. İki tane yavrum var sahrada dedi. Ve katte hakkede lebenu fi ehlafi. Süt benim memelerimde düğümlendi dedi. Emzikliyim, emziremiyorum. Süt tıkandı. Fela ve yezbehuni fe esteriha. Kesse beni rahat edeceğim. Çok acı veriyor süt düğümlenmesi. Ne kesiyor beni dinlenebiliyorum? وَلَا دَعُنِي فَارْجِعَ اِلٰى خِشْفَيَّ فِي الْبَرِيَّ Ne de bırakıyor beni gideyim çocuklarımı emzireyim. Görüyor musun? Hey Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ceylan'a yetişti. O anda bedevi geldi. Resulullah Efendimiz dedi ki bak ben şimdi seni sallarım ama dedi benim malım değilsin adamın malısın dedi. Söz veriyor musun geri döner misin dedi. Emzir de gel. Dedi söz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنْ تَرَكْتُكِ تَرْجِعِينَ Bırakırsam döner misin dedi. Yemin alıyor. Ceylan'ın sözüne bak. Dönmezsem senin adını duyup da salavat getirmeyenden beter olayım. Allahümme salli ala seyyidina. Ala aliye ve sahibi. Görüyor musun? Ceylan'daki ilimlere. Efendimiz çözdü. Çok geçmeden Ceylan gitti geri döndü. Sahibi gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben bunu senden parasıyla satın alayım dedi. Mucize tahakkuk ettiği için o keler var ya geçenki keler. O keleri Ayşe anamız aldı. Ayşe anamız diyor ne yiyorsam yediriyordum, ne içiyorsam içiriyordum. Ne mucize hayvan diye. Çok bekledim bir daha konuşur ama konuşmadı diyor. Tabii Resulullah çağırırsa konuşur. Öyle önüne gelenden konuşmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bedevi dedi ki ya ben senden nasıl para alayım dedi. Hediyem olsun dedi. Resulullah hediye etti. Zeyd ibn Erkam Hazretleri diyor ki vallahi... Ben o ceylanı Resulullah saldığında gördüm. Sonra sahralarda Medine ovalarında gördüm. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye diye dolaşıyordu. İşte İslam bu, din bu. Bırakın siz uydurma hikayeleri. Haberler burada. Her birinin altında bir kaynaklar var. Bak ben bu anlattığımı nereden anlatıyorum? Beyheki, Delal-i Ebu Nuaym, Delal-i İbni Kesir, El-Bidâi, Suyuti, El-Hasay, Taberani, El-Mucemül-Kebir, Heytemi, Mecmu'l-Zevait. Kaç tane kaynak? Tabii hiçbir şey anlamadınız ama
kaynak soranlara lazım olur. Bazı kaynak soruyor, kaynak söylüyorum, ondan da bir şey anlamıyor. Ne soruyorsun diyorum o zaman. Hoca, bu anlattığın nerede var? Beyakî'de var. Beyakî ne? Beyakî'yi bilmiyorsun da ne soruyorsun? Dünya kadar kitap var. Cahilliğin lüzumu yok. Hocaya kaynak sorulmaz. Ama ben kitap olduğu için kaynakları yazıyorum kitaba. Vaazda çok kaynak söylemiyorum. Ama kaynakları da o soranlardan çok iyi biliyorum elhamdülillah. Ve kedel vuhuşetet ileyke ve sellemet ve şekel ve'iru ileyke hine ra'aka. Vahşi hayvanlar sana gelip selam etti. Deve de seni görünce huzuruna koşup şikayet etti. Mucizeler sonsuz. Hayber fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ganimetten bir merkep düştü. Merkebe diyor ki ya himar mesbuk, ey eşek diyor, adın ne? Siz de zannediyorsunuz ki eşeklerin adı yok. Babası yok. Yani eşek babasını tanımaz zannediyorsunuz. İnsanlar babasını, anasını tanımaz. Eşekler tanır. Şimdi öyle eşekten beter insanlar var. Bak eşek seceresini saydı. Ufeyr ibn-i Yezid ibn-i Şihab ibn-i Haşefe. Erkek eşek. Haşefe oğlu, Şihab oğlu, Yezid oğlu Ufeyr diyor. Sen sayabilir misin dördüncü dedeni? E işte gör vaziyetini. Limen künde diyor, eşeğe diyor ki sen kimindin diyor. Eşek aynı Arapça konuşuyor. Li Yahudiyyin ve kuntu a'thiru bihi amden ve kâne yusiyu ileyye ve yücevvi'u datni ve yadribu zahri. Merkebin Arapça fasıl lisanına bak. Benim sahibim bir Yahudi'di diyor. Hayber Yahudi'di. Ara sıra diyor kasten tökezlerdim onu, düşürürdüm sırtımdan diyor o Yahudi diyor. Bana çok kötü davranıyordu. Karnımı aç bırakıyordu. Sırtıma sopa vuruyordu. Helle gemin Rab, şimdi sahibin var mı dedi. Yok dedi. Eşek ne diyor bak. Haddeteni ebi an abai ve ecdadi. Babam bana babalarından, atalarından nakletti. Hadis rivati gibi. Rakibe neslena seb'une nebiyya. Neslimize 70 peygamber binmiş dedi. Ve inne ahira neslina erkebu nebiyyü kâlehu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed adında sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber son kalan neslimize binecek. Ve lem yebge min nesli ceddi gayri ve la minel enbiyay gayruk. Peygamberlerden senden başka kalmadı dedi. Bizim neslimizden de benden başka kalmadı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem at semmeytüke ya'fura ya ya'fur. Ey Ya'fur dedi sana, Ya'fur ismini taktım. Lebbeyk ya Resulallah dedi, buyur. İşte ondan sonra Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem ona binerdi. Kimi çağıracağı zaman onu evine gönderirdi. Giderdi kapıya kafasıyla vururdu. Hazreti Ömer açardı, bakardı Ya'fur kapıda, o böyle yapardı. Resulullah seni çağırıyor. Hemen giderdi. Bütün sahabeyi Efendimiz onu gönderirdi. Osman'ı bana çağır. Ali bana çağır. Resulullah vefat etti. O merkep Ya'fur sallallahu aleyhi ve sellemin acısına dayanamadı. Üç gün sonra kendisini Heysem ibn-i Tihan'ın kuyusuna attı, intihar etti. Vallahi merkep ayrılığına dayanamadı. Bir devesi vardı, Resulullah vefat etti. Yemedi, içmedi, intihar etti. Nafi radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeyle yürürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağıra bağıra bir deve geliyor. Sahabe-i kiram dediler aman Resulullah bir şey yapmasın. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem de'u fe innehu ca'a müsteğîzen, bırakın gelsin, benden yardım istemeye geliyor. Deve geldi, ene billahi ve bike ya Resulallah, Allah'a sığındım, sana sığındım dedi. Onun için bu Vahabiler Resulullah'a şefaat ya Resulallah denmez, şirktir. Tövbe ya Rabbi ya. Resulullah'tan bir şey istenmez. Nasıl istenmez? Allah ona yetki verdi. Biz ona verdiği yetkiden istiyoruz. İnne mevali yeşteravni fasıyla. وَكَدُّونِي حَتَّى بَلَغْتُ مِنَ السِّنِّ مَا تَرَى وَاِنَّهُمْ يُرِيدُونَ نَحْرِيفَ اَنَا بِاللّٰهِ بِكَسْتَغِيْثِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Bunlar beni yavruyken aldılar. Çalıştırdı çalıştırdı yordular. Bu kadar yaşlandım, ahir ömrüme geldim. Şimdi de beni kesmek istiyorlar. Sana sığındım ya Resulallah. O arada sahipleri onu arıyorlar. Geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِنْشِيْتُ مَنْبَتُكُمْ وَاِنْشِيْتُ مَخْبَرْتُمُونِ بِمَا رَتْتُمْ. İsterseniz durumu ben anlatayım size. İsterseniz siz anlatın bana. Sen buyur ya Resulallah. Dedi ki deve böyle böyle anlatıyor. Vallahi onun dediği doğrudur ya Resulallah. Deve doğru söylüyor. Küçükken almışlar. Bu kadar efendim hizmetlerinde kullanmışlar. Yaşlanınca hayvanı kesecekler. Sen istediğini yap. Anamız, anamız babamız sana feda. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fesserrihuhu yarta haythu yaşa. Salıverin dedi.
Sahra istediği gibi yesin içsin bu deve, azat olsun. Deve geldi, bir secde yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalktı giderken sahabe artık dayanamadı. Ya Resulallah, hayvanlar sana secde ediyor, müsaade et biz de sana secde edelim. Buyurdu, la yenbeği li ahaden yescudu li ahad, hayvanların işi başka dedi. Sizin hiç kimseye secde etmeniz Allah'tan başka caiz olmaz. لَكُنْتُ اَمُرًا لِيَهَدِنَنْ يَسْفِيَ لِيَهَدٍ لَمَرْتُ الْمَرَةً تَسْكُدَ لِزَوْجَ. İşte meşhur hadis, hepiniz biliyorsunuz. Hele erkekler çok biliyor. Birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadınlara emrederdim ki kocalarına secde etsinler. Yani kadın, kocanın kadın üzerinde o kadar hakkı var ki, yani Allah'tan sonraki en büyük haklardan biridir. Onun için onu anlatmak istedi. Yani demek istedi ki kimse kimseye secde edemez. Ancak Allah'a secde edilir. Ama emredecek olsam kadınlara, kocalarına secde etmelerini emrederdim. Ben Allah'ın emrinden başka bir şey ne kadına ne erkeğe söyleyemem. Burada bu işleri helallaşalım inşallah. Kadın erkeğe iyi davransın, erkek hanımına iyi davransın. Efendim ahirete hesap bırakmayalım yani. Ve de'avdi eşcaran etetke muti'aten ve se'at ileyke mücibeten linidâke. Ağaçları çağırdın, sana geldiler itaat ederek, hepsi de sana koştular, davetine icabet ederek. Çölde gidiyorduk diyor, sahabe-i kiram, Rıdvanullah Aleyhi Mecmain, tabi ismini, Cabir radıyallahu anh, daha başka sahabiler de var. Kainatın efendisi, abdest bozacaktı. Baktı ki etraf açık. Nasıl yapacak? Hemen, ağaçlar vardı ileride. İlerideki ağaçlara davet etti. Buyurdu, İlteyma aleyye biiznillah. Allah'ın izniyle gelin beni kapatın dedi. Parmaklarıyla. İmam-ı Busiri Kaside-i Bürde'de diyor ki, Câet li da'vetil eşyâru sâcideten temşî ileyhi alâ sâkın bilâ kadem. Bütün sahabenin gözü önünde diyor. Gövdeleri üzerine ayaksız o ağaçlar söküldüler, geldiler diyor. Etrafını çevirdiler. Kazai hacetinden sonra da kainat efendisi hadi yerlerinize dönün diye müsaade buyurdu ve yerlerine gittiler. Aynı yerlerine eklendiler. Bunları hep sahabe gördüler tabii ya. Yine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculukta bir yere kondu. Bir koca ağaç kökünden koptu. Geldi bir tavaf yaptı şöyle. Resulullah etrafında döndü gitti köküne yapıştı. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّهَ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا اَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ. Bana selam vermek için Rabbinden izin aldı, izinli geldi dedi. Allah. Daha peygamber olmadan diyor, اِنِّي لَعَرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةِ. Mekke'de bir taş tanırım diyor, Hacer-ül Esved'i söylüyor. يُسَلِّمُ عَلَيْهَ قَوْلِهَا نُفَعَسَ. Ben daha peygamber değilken selam verirdi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ya. Taşlar, ağaçlar. الْمَا اُفَاضَ بِرَاحَتَيْكَ وَسَبَّحَتْ جَمُّ الْحَصَابِ الْفَضْلِ ف۪ي يُمْنَاكَ. Sular taştı bolca senin iki elinde, nice taş tesbih etti o mübarek sağ elinde. Bir muharebede Cabir ibn-i Abdillah rivayetliyle, seferde susuz kaldık. Abdest alacağız. 1500 kişi sallallahu aleyhi ve sellem önünde bir ibriklik su var. Orduda bir yudum su yok. Mübarek elini suyun içine soktu. O da Allah'a karşı edep olsun diye. Yoksa şöyle tutsa çıkar. Ama o yoktan var etmek gibi olmasın diye mübarek parmaklarını suya soktu. Sudan çıkarır çıkarmaz bu parmaklar arasından bir şelale çıktı. 1500 kişi içti, kapları doldurdu, abdest aldı, bütün ihtiyaçları giderdi. Mübarek parmaklarından su çıkıyor. O su Zemzem'den de üstün, cennet şaraplarından da üstün, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem içinden çıkıyor. Sahabeye bak ya. Neler gördüler ya. Bir orduluk su çıktı ya. Şöyle bir şey var mı? Musa aleyhisselam taşa vurdu, taştan çıktı. Taştan çıktığı çok görülmüş. Şimdi de taşlardan çıkıyor. Ama bu parmaktan çıktığı hiç görülmemiş. Taşlar sağ elinde tesbihe geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Osman, Rıdvanullah Aleyhi Mecmuan. Oturuyorduk diyor, Ebu Zer anlatıyor. 9 tane taş vardı. Aldı taşları, eline koyar koymaz,
arı uğuldaması gibi taşlar. Sübhanallah ve hamdî, sübhanallah ve hamdî. Sahabe duyuyor. Taşları yere bıraktı, sustular. Sonra üç halifenin, Ebu Bekir Sıddık'ın eline koydu. Orada da başladılar. Hazreti Ömer'e koydu, onda da tespit ettiler. Hazreti Osman, onda da tespit ettiler. Sonra diğer sahabelerin eline verdi, onlar da tespit etmediler. Burada hadi hilafetün nübüvveti. Bu üçü benden sonra halifemdir. Onun için onlarda benim mucizemden bir eser var. Onlar da tespit ederler. Diğer sahabe halife olmadığından onların elinde tespit etmediler. Herkes duydu. Sahabe-i kiramın Resulullah ile yemek yerken diyorlar künne nekülü ta'am ve nesmi'u tesbih. Buhari. Biz diyor yemeği yiyorduk Resulullah ile sofrada, yemeğin Sübhanallah ve hamdi okuduğunu kulaklarımız duyardı diyor. Buhari hadisinde. Onların imanı tabii nasıl olur? Bir de bize bak. Bizim de imanımız kuvvetleşecek ama bu konulardan konuşmuyoruz ki. İşimiz gücümüz takara makara. Ne Allah'tan bahsediyoruz ne peygamberden kardeşim. Sohbetsiz, ilimsiz, irfansız, marifetsiz olur mu? Peygamberi canımdan çok seviyorum. Ne biliyorsun da ne seviyorsun kardeşim? Gel konuşalım da anlaşalım. Bu konuları dinle. Dinleme gıybet dedikodular. Aleyke zalleletil gamâmetu fil verâ vel cid'uhanne ilâ kerîmi likâkâ. Alemler içinde bulut sana gölge yaptı. Hurma kütüğü de sana kavuşmak için feryadı figan bastı. Bu nasıl oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib ile çocukken, daha peygamberinden evvel Şam-ı Şerif'e giderken Busra, Basra değil, Basra Irak'ta, Busra Şam'da. Busra'da bir yere kondular. Orada Behira isimli rahip var. Ehli kitap alimi, değiştirilmemiş İncil o zaman. İncil değiştirilmediği zaman. Resulullah Efendimiz'in vasıfları sallallahu aleyhi ve sellem tarifleri var. Mucizeleri yazılmış. Kureyş'in ulularıyla beraber hiç o zamana kadar ibadethanesinden çıkmayan Behira çıktı. Geldi kafilenin yanına. Kafile de şaşırdılar. Meşhur o zaman orada Behira. Çok gelmiş gitmişler Şam'a kafileler. O hiç çıkmaz. Resulullah'ın elinden tuttu sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk. Hâdâ seyyidül âlemîn. Hâdâ rasûlü rabbil âlemîn. Hâdâ eb'athullâh rahmetellil âlemîn. Bu zat dedi bu çocuk. Alemlerin efendisidir. Alemlerin Rabbinin elçisidir. Allah alemlere rahmet olarak göndereceği nebisidir. Ne tanıyorsun dediler. Dedi ki siz şu yokuştan gelirken tüm ağaçlar ve taşlar buna doğru secdeye kapandı. Biz kitapta görüyoruz ki peygamberden başkasına ağaçlar taşlar secde yapmaz. Sizin kafilede bir peygamber var. Olacak. İşte o bu zattır. Bir de dedi omuzunun yumuşak kemiğinin altında elma büyüklüğünde peygamberlik mührü var. Açarsa gösteririm dedi. Nasıl tanıyor? Çünkü İncil'de o zaman yazıyor. Şimdi İncil'i, Tevrat'ı değiştirdiler. Evvelce değiştirilmeden, Resulullah gelmeden hep doğru yazıyordu. Şimdi bir tane bulamazsın doğru yazar. Sonra bir yemek yaptı, davet etti. Büyükler davete geldiler. Resulullah'ın yaşı küçük diye sallallahu aleyhi ve sellem develerin eşyanın başında onu bıraktılar. Sen küçüğümüzsün. Behira dedi ısrarla o gelecek dedi. Ben bugüne kadar size böyle bir yemek verdiğim yoktu. Onun hatırına verdim size. Onu nasıl getirmediniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyorlar hepsi. Birisini gönderdiler. Çağırma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşı tepeden gelmeye başladı. Hemen bir bulut başına geldi. O bulutla beraber geliyor. Geliyor. Bulut hiç onunla geliyor bulut. Medine'de Mescidül Gamame var. Bulut mescidi. Hemen Ravza-i Mutahara'dan ileride. O Ceylan mescidi de var. O Ceylan'ın saldığı yerde, konuştuğu yerde de mescit vardı. Şimdi bu Vahabiler hep eserleri yıktılar. Ama Gamame mescidi duruyor. Ravza-i Mutahara'nın kıblesinden çıktık mı sağ tarafa doğru. Hurma pazarı var Medine'de. Hurma pazarına giderken sağ tarafta Mescidül Gamame, bulut mescidi. Resulullah Efendimiz'in üzerine bulut geldiği çok oluyordu. Orada da geldi bulut. Baktı ki gösterdi Kureyş'in ulularına. Görüyor musunuz dedi bulut onu nasıl takip ediyor. Ondan sonra geldi Kainat Efendisi yemek yenecek fakat büyükler ağacın altına oturmuş. Resulullah kaldı güneşin altında küçük diye. O ağaç bütün dallarıyla beraber eğildi onun üzerine. Bunlar kaldı açıkta ayazda. Ya. O zaman Behira dedi ki kardeşinin oğlunu dedi yeğenini al dedi Mekke'ye geri gönder. Yahudilerden sakın dedi.
Bu çok büyük bir zat olacak. Kitaplarımızda biz bunu okuyoruz. Babalarımızdan bize bu emanet kaldı. Bizden çok söz alındı deyince Ebu Talip dedi, sizden kim söz aldı? Allahu ehadaha aleyna nezele bi İsa ibn Meryem. Meryem oğlu İsa'nın getirdiği İncil'de Allah bizden söz aldı, Muhammed Mustafa'ya iman edeceksiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem Behira iman etti ve sahabeden sayılıyor. Behira. Tabi evvel öl vefat etti ama sahabeden sayılıyor. Bu mübarek insan haber verdi. Sonra açtı mübarek omzunu, mührünü öptü. Tiril tiril titredi. Tüyleri diken diken oldu Resulullah'ın mührünü görünce. Elma büyüklüğünde mübarek sırtında. Omuz kemiğinin altında vardı. Mübarek tüylerinden yazılı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Açıkça okunuyor. Tüylerden yazı. Teveccüh haytü cidde ve neke mensur. Nereye yönelirsen yönel, sen yardım olunmuşsun yazıyor. Mührü şerifte. Ve Rumlarla Yahudiler bunu tanımasın, görmesin diye korktuğu için Ebu Talib'e çok ısrar etti. Ebu Talip de Şam'a kendi gitti ama bir kölesiyle Resulullah'ı Mekke'ye döndürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Busra'ya kadar geldi, Şam'a gitmedi. Şam'a gitmeden çocukluğunda döndü. Bir daha da zaten Şam'a gitmedi. Ama Şam topraklarına geldi. Busra'ya kadar geldi. Şimdi orada mescit var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şam topraklarında Busra'da o mescit. Ve hakikaten Yahudiler, Rumlar da haber aldı sonra. Çok öldürmeye, teşebbüs etmeye yolda arayanlar oldu. O haberi duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme sağ salim döndü. Elhamdülillah. Hurma kütüğü mucizesine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deki mescidinde bir hurma kütüğüne dayanarak cuma hutbelerini ve konuşmalarını yaparken bir marangoz usta Müslüman oldu. Dedi ki sana ya Resulallah, ben sanatkarım dedi, bir minber yapayım, bu böyle olmaz. Müsaade buyurdu, 3-4 basamaklı. Yani 3. basamakta duruyor, bir basamakta işte üstü var, oturuyor. Böyle bir minber yaptı. İlk hutbesine çıktı kainatın efendisi. Hurma kütüğü de orada duruyor, eski kütük. Başladı inim inim inleme. Bu hadis-i şerif nerede? Bu hadis-i şerifin olmadığı bir yer yok. Buhari'den tut, İbn-i Mace'den, Beyhaki'den, İbn-i Ebi Şeybe'den kaynak kaynak dolu. Bir sayfa kaynak yapmış. Bütün sahabe gördü cuma saat. Hurma nasıl inliyor, inliyor, inliyor. Sahabe-i kiram hutbeyi dinleyemiyor. Resulullah indi. Sallallahu aleyhi ve sellem gitti o hurma kütüğünü şöyle kucakladı. O ağlayan çocuk siner gibi böyle yatışıyor. Vallahi dedi, levlem e'teniku lehenne ilâ yevmil kıyâme, inip kucaklamasam kıyamete kadar ağlayacak. Sonra ondan pazarlık yaptı. Dedi ki, istersen Allah'a dua edeyim. Seni inşite da'vtullâh feraddeke ilâ muhteşşike. Koptuğun yer neresiyse, hangi ağaçtan ayrıldın? Dua ederim Allah'a, aynı ağaca seni lehimler dedi, yine yeşerirsin. Ve inşite da'vtullâh feudhilekel cenne feethmerte fîhâ. فَاَكَلَ مِنْ ثِمَارِكَ اَوْلِيَاُ اللّٰهِ الْمُتَّقُونَ وَاَنْبِيَاُ الْمُرْسَلُونَ İstersen Allah'a dua edeyim, seni şimdi cennete soksun. Orada sen yeşeresin, meyve veresin. Senin ürünlerinden Allah'ın peygamberleri ve dostları cennette bol bol yesin dedi. Ne'am dedi, Resulullah Efendimiz tamam o zaman dedi, sahabe onu duymadılar. Hurma kütüğü cennete gitmeyi tercih etti. Ve orada Ravza-i Mutahara'nın içinde şimdi minber var biliyorsunuz. Hemen mihrabı var, minberi var. Mâ beyne beyti ve menberi Ravzatü min riyâzı cennet. Hani cennet bahçesi diyoruz, evimle minberimin arası Ravza. Yeşil halıların olduğu küçük bölge. İşte o bölgede hemen hurma kütüğü olduğu yerde battı, oradan cennete gitti. Yeriz inşallah. Görürüz inşallah. Cennette de ne ziyaretler var inşallah. Ha, gidebilsek. كَذَاكَ الْآثَرُ لِمَشْيِكَ فِي الثَّرَى وَالصَّخْرُ قَدْ غَاصَتْ بِهِ قَدَمَاكَ Yürüme izin çıkmazdı yumuşak toprakta, ayakların batarak iz yapardı sert taşta. Kumda giderdi, kumda hiç izi yok. Kayaya basardı, izi çıkardı. Mescid-i Aksa'daki kayayı diyorum, Miraç'a çıktığı kaya cennet kayası biliyorsunuz. O altın kubbe görüyorsunuz ya, altın kubbe Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa o altın kubbe değil sadece. Mescid-i Aksa 144 dönüm. O altın kubbe sadece kayanın üstündedir. O mübarek kayada Resulullah'ın annesi var sallallahu aleyhi ve sellem. Ayak izi var. Resmini çekemiyoruz ya, flaş patlamıyor. Şöyle dışarıdan çekiyorsun, çekiyor. İçine biraz tutuyorsun, çekmiyor. O şeyin içerisinde,
ziyaretgah köşede. Kayaya bastı mübarek, ayağı orada kaldı. Hatta kaya peşinden göğe doğru yükseldi. Melekler zor zapt ettiler. Duramıyor ayrılığından miraca çıkarken. Ama toprakta yürüyor, kumda izi çıkmıyor, kayada izi çıkıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şefeyte del ahati min emradihim ve melekte kullel ardı min cedvaka. Ne hastalara şifa verdin diyor. Dertlerinden deva verdin. Tüm dert yeryüzünü ihsanlarına gark etti. Adam geldi. Dedi ya Resulallah. Kör. Bir dua etsen şu gözüm açılsa dedi. Dedi istersen sabret, sana cenneti söz vereyim dedi. Ya Resulallah dedi. Nasıl sabredeyim dedi. Dünyada da gözüm görmüyor. Seni de göremedim dedi. Bir şeyi göremedim dedi. Peki dedi. Al abdestin dedi. Kıl şurada iki rekat dedi. Dua et. Aç ellerini dedi. Bu hadis Tirmizi. Allahümme enni eselüke ve teveccühü ileyke bi nebiyyi nebi rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ya seyyidi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnni teveccühtü bike ilâ rabbi. Fi haceti adili tukfu. Allahümme feşeffi'u fiyye ve şeffi'ni fi nefsi. Yine de bundan amel ediyoruz ha. Rahmet peygamberi Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Sana yöneliyorum, senden dileniyorum, senden istiyorum. İstiyoruz Allah'tan. Muhammed Mustafa aracımız sallallahu aleyhi ve sellem. Dönüyor. Ey benim efendim ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi vefat etse de ruhu diridir. Peygamberler ölmezler. Kabirlerinde namaz kılıyorlar hadis-i şerif. Şehitler bile ölmüyorlar. Peygamberler ölür mü? Şimdi bir adam ya Resulallah diye istese kabul. Bak adam ne diyor? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben seninle Rabbime yöneldim. Allah benim bu hacetimi gidersin. Ya Rabbi onu bana şefaatçi et, şefaatini kabul et dedi. Gözleri açıldı diyor sahabe-i kiram. Gitti adam abdesthanede abdest aldı. İki rekat kıldı, dua yaptı, Resulullah'ın yanına geldi diyor. Gözünde hiçbir şey yok. Ne kadar mucize sahibiydi. Daha ne hastalıklar yani. Bunu anlatmakla baş edemeyiz. Doktorların tedavi edemediği hastalar, dertliler getirilir. Bir dua eder, eliyle sıvazlar. Cin çarpmış çocuğu getirdiler. Çocuğa şöyle bir sıvazlar. İhse ya aduvallah. Ey Allah'ın düşmanı, defol dedi. Hemen çocuk siyah köpek yavrusuna benzeyen bir hayvan yutmuş gibi sanki onu kustu. Çıktı, kurtuldu. Ne hastalar. Yine tabii İmam-ı Azam Efendimizin beyanlarıyla وَرَدَتْتَ عَيْنَكَ تَعَدَتَ بَعْدَ الْعَمَى وَبْنَ الْحُسَيْنِ شَفَيْتَهُ بِشِفَاكَ. Katade'nin gözünü kör olduktan sonra iade ettin. İbni Hüseyin'e de devan ile şifa verdin diyor. Hazreti Katade bin Numan Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendini siper etti. Resulullah Efendimizin yüzünü gözünü koruyayım derken tam gözünden ok isabeti aldı. Ve Katade Hazretlerinin gözü aktı. Hemen Resulullah'a geldi. Ne güzel. Resulullah olduktan sonra hiçbir dert yok. Ya gözün gitti. Şimdi kime gideceksin? Ne doktorda haber. Şu anda bile ne Amerika ne Rusya toplansa akan gözü bir şey yapamazdı. Hemen geldi ya Resulallah dedi. Ne mübarek adamdı be. İnnel imraeten hübbâ ve ehşâin in râetni tekdirunî. Dedi ki hemen. Harbin ortasında hanımı aklına geldi. Benim çok sevdiğim bir hanımım var dedi. Bu gözüm böyle görürse dedi hanımım benden tiksinir dedi. Görüyor musunuz işi şimdi? Resulullah buyurdu inşite saber tevle gel cenneve inşite radet tuavdeutullah aleke velem tefkid minâ şeyâ. İstersen sabret. Bir gözünün körlüğüne cenneti söz vereyim. Yok istersen geri vereyim, gözünü geri koyayım, yerleştireyim. Hiç eskisinden daha iyi göresin, zerre kadar göz kaybına uğramayasın. Ne uyanık bak şimdi. İnnel cennete le cezaun cemilun ve ataun celil. Ya Resulallah. Cennet çok büyük mükafat. Hakikaten cenneti garantilesem çok iyi olur ama. Velakinni racülün müftelen bi hubbince. Ben hanımımı çok seviyorum dedi. Bu hanım sevgisine tutulmuşum dedi. Velakin teruddâ teserullâh aleyhi. Ne uyanık adamdı. Ya Resulallah dedi. Bunun ikisi birden olmaz mı dedi yani. Hem gözümü yâdi hem de cenneti ver dedi ya. Ne var dedi sana, eksik mi var dedi ya. Resulullah ne yaptı biliyor musun? Kainatın efendisi ef'alü ya Katade. Baktı. Gözü akmış böyle. Düşündü hanımı da onu evde bekliyor. Uhud'da muharebede. Dayanamadı dedi. Yaparım ya Katade, yaparım dedi. Ne yapamaz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.
Allahümme kıkatâdezeke mâ ve kâvece nebiyyike bi vecihi fecaale ahsene aynî ve haddehumâ nazara. Peygamberinin yüzünü koruyan Katade'nin yüzünü gözünü muhafaza et Allah'ım dedi. Aldı Bismillah gözünün suyunu, gözünü, akan gözü buraya taktı. Ya Rabbi en güzel gören ve en keskin gören gözünü bu gözü eyle ya Rabbi dedi. Sapasağlam gözünden daha iyi görmeye başladı. Ondan sonra diyorlar ki seneler geçti Hazreti Katade'nin öbür gözü kaç defa hasta oldu da Resulullah'ın taktığı gözü bir daha hiç sulanmadı. Bir daha da bulanmadı. Yaparım dedi, yaparım dedi. İbni Hüseyin, Gültüm İbni Hüseyin, ona da şifa verdin. O ne oldu? Kainatın Efendisi, Uhud'da yine, o da boğazından yaralanmış. Geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi, ya Resulullah, boğazına bir yara ölümcül, boğazından kan kaybediyor, ölecek. Buradan mızrak girmiş. Kainatın Efendisi, mübarek ağzının suyunu, mübarek tükürüğünü yarasına sürdü. Şah damarı bölgesinden yara almış, ölümcül yara, hemen kaynadı, şifa buldu, hiçbir şey yok. İbni Hüseyin'e de şifa verdin. Ve kedâhu beybun ve ibn-i afra ba'dema şuriha şefeytevma bilemsi yedâka. Hubeyb ile İbn-i Afra da yaralandıktan sonra sen onlara şifa verdin elinin dokunmasıyla. Bedir'de eli koptu Hubeyb İbn-i İsaf. Eli koptu, çok acı çekiyor. Kolu kesilmiş, böyle bir deri tutuyor. Hemen Resulullah'a geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek tükürüğüyle sıvazladı. Yerine taktı. İbn-i Afra radıyallahu anh, Ebu Cehil Bedir de bu zatın elini kesti. O da kopan elini diğer eliyle tuttu. Resulullah'a getirdi. Eli elinde. Öbür elinde eli. Dedi ya Resulullah. Durum bu. Hemen mübarek şifalı mübarek ağzının suyunu sürer sürmez eli yerine kaynadı. O da böylece şifa buldu. Baştan çok sıkıntı çekti. Baktı ki duramıyor. Bastı kolu ayağıyla elini kendi koparttı. Aldı öbür eline getirdi Resulullah'a. Tak bunu diyor. Allah Allah. Aliyyum min ramedin bihi daveytehu fi Hayberin feşufi bi tıybi lemâkâ. Hayber'de fetih nasip olmuyor, olmuyor. Ve rutiyenner râte gaden racülen yuhibbullâhe ve rasûlû. Yeftehullâhe alâ edeyh ve yuhibbullâhe ve rasûlû. Yarın sancağı bir zata vereceğim. Allah fetih onun elinde gerçekleştirecek. O Allah'ı peygamberini sever. Allah Resulü de onu sever dedi. Herkes bekliyor. Bana mı verecek, bana mı verecek? Sabah oldu. Eyni Ali ibn Ebi Talip. Nerede Hazreti Ali dedi? Bir mikrop kapmış, gözlerini açamıyor. Ama gibi gözleri bütün sulanmış, yara içinde kan boyanmış gözleri. Şuradan şuraya yürüyemiyor. Göz yok. Hazreti Ali Efendimiz'e göz hastalığı vurmuş. Dediler gözünden şikayeti var. Dedi ki sahabeden beni gönder, tut kolundan getir dedi. Göremiyor. Tuttu kolundan getirdi. İyas İbni Seleme radıyallahu anh. Efendimizin yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek tükrüğünü gözlerine sürdü. Gözleri bir anda düzeldi. O günden sonra ne göz ağrısı, ne sancı, ne baş ağrısı hiç görmedi. Allah'ım ezibhanül harra vel berde. Bir de dua etti. Ya Rabbi dedi, sıcağın soğuğun etkisini Ali'den gider. Hazreti Ali ne sıcaktan etkilenirdi, ne soğuktan. Buzun içine koysan incecik tiril tiril gömlekle dururdu. Yazın en sıcak gününde kaç kat böyle deve tüyünden yünlere sarılırdı, hiçbir şey olmaz. Ne sıcak hissederdi, ne soğuk hissederdi. Bir dua alsaymışık yaşamıştık be. Hayatımız kurtulmuştu be. Yine alırız inşallah. Bize şahittir Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi git sen de sen ki ben şeker hastasıyım ya Resulallah, bana bir şifa ver. Bir bismillah kurtulurduk be. Şuraya bak ya. Vesel de Rabbeke ibn Cabir'in ba'dema ma tahya ve kadarlak. Cabir'in oğulları ölmüştü diyor. Sen onları dirilttin diyor. Allah. Bu nasıl oldu biliyor musun? Şaşırılacak bir şey ya. Hazreti Cabir'in iki tane meselesi var. Bir koyun meselesi, bir de oğulları meselesi. Bir de Hendek'te geldi. Baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnına taş bağlamış, açlıktan kırılıyor. Hanımına gitti Medine'de, ne var dedi? Bir oğlak var. Biraz da un var, ekmek yapabilirim. Kaç kişi yeter? 2-3 kişi. Dedi Resulullah'ın kulağına söyle. Sallallahu aleyhi ve sellem geldi ya Resulullah. Resulullah da dedi. Bağırın dedi, Hazreti Cabir'in daveti var, herkes gelsin. 1500 kişi. Dedi ki hanımına git dedi. Sakın dedi tencereye de dokunmasın dedi. Ekmeğe de dokunmasın. Kapakları kapalı dursun.
Geldi oturdu başına. Açıyor kapağı. Koparıyor bir parça veriyor. Ekmeğin açıyor kapağını. Koparıyor bir parça veriyor. 1500 kişi yedi. Herkes doydu, daha dolu duruyor. Dedi ki külü ve la teksiru azma, kemikleri kırmayın dedi. Hiç kimse kemik kırmasın. Topladı kemikleri getirdi. Bir dua, kemikler yeniden oğlak oldu. Canlı. Allah Allah. Dedi sen yine dedi, kazandın dedi. Bu da senin karına kaldı. Bir şey eksilme yok. Bir kere de çok sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Hazreti Cabir davet etti. Dedi bir evimize misafir teşrif buyurursanız dedi. Kainat Efendisi davetlere icabet ederdi. Fakir zengin ayırt etmezdi. Hepsine giderdi. Köle çağırsa giderdi. Gariban çağırsa giderdi. Gitti. Ya ne ilginç bir hadise ile karşılaşıldı ya. Resulullah oturdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hanımı da Hazreti Cabir oğlağı kesti dışarıda. Kuzu kesti. Kesti bıçakla. İşte hanımı da pişiriyor. O arada bıçak orada duruyor. İki de oğlu var. Oğlunun birisi öbürüne dedi ki gel bak babam dedi kuzuyu nasıl kesti sana göstereyim. Yatırdı çocuğu kesti ya. Allah Allah. O arada çocuk annesine geldi. Annesinin yanına geldi. Başını annesine getiriyor. Yok kesti kuzunun başını keser gibi. Kardeşinin başını annesine getirdi. Bir de annesi baktı. Telaşa kapıldı. Dehşete kapıldı. Çocuğun kafası elinde. Düştü peşine ne oldu ne bitti derken çocuk korktu kaçtı. Dama. Annesi de onun peşine öbür çocuğu arayacak derken o da damdan düştü. O da vefat etti. İki çocuk da vardı. Kadın dedi ya Rabbi ya Resulallah. Molla Cami Hazretleri bunu anlatıyor. Şevahidün Nübüvve isimli eserinde Molla Cami. Şaşırdı kaldı. İki çocuğun üstüne bir örtü örttü. Orada onları kapattı. Ne kadınlar ya. Ne kadın bunlar. Ne adam bunlar ya. İki çocuğu kapatmış üstünü çıt yok. Kocasına da söylemiyor. Resulullah'ın yemeğini pişiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sofra hazırlandı. Hazreti Cabir'in bir şeyden haberi yok. Yemek yenecek. Hadi bakalım. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah emruke ente eküle me'evladi Cabir. Allah emrediyor. Cabir'in oğulları da sofraya gelecek. Cabir'in haberi yok ki. Çocuklar nerede dedi. Yemeğe gelecek. Hazreti Cabir dedi. Hanım ne var? Çocuklar nerede? Resulullah çağırıyor. Şimdi evde yoklar. Ne desin kadın? Haber ver. Hazreti Cibril tekrar geldi. İnne Allah'a emruke bi'ihdarima. Yoksalar bekleyeceksiniz. Onları hazır edecek. Allah emrediyor. Hadi bakalım. Hazreti Cabir hanımına dedi ki bunlar neredeyse getireceğiz. Bir çare yok. Hazreti Cibril geldi yani bu şimdi. Şakası yok. Kadın dedi ki ne yapayım efendi gel o zaman bak. Bir de baktı. Yüzünü açtı Hazreti Cabir. Evinde Resulullah var ne korkarsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuğun ölse ne olur. Evin yansa ne olur. Kainatın efendisi var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen geldi. Dedi ki ya Resulallah. Durum böyle böyle. Hazreti Cibril geldi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah emruke ente'u lehu ma ve kul. Minket dua minnel icabetu vel ihya. Allah sana emrediyor. Hemen dua edeceksin. Rabbim buyuruyor. Dua senden, diriltmek benden. Ölüyü dirilten kim? Evliya Allah'tan birisine kadın geldi. Dedi oğlumun gözü kör ne olur dua et. O zat da dedi ben İsa aleyhisselam mıyım dedi ya. Kadını gönderdi. Kadın giderken hemen Allah-u Teala'dan o veliye ilham geldi. Sen nasıl o kadını boş çevirdin, ümitsiz ettin? Körlerin gözünü açan İsa aleyhisselam mıydı? Ben miydim Allah buyurdu. Sendin ya Rabbi. Ben aynı Allah duruyorum. Niye dua etmiyorsun? Çağırdı kadını, dua etti. Gözleri açıldı. Bu ümmetin velilerinin bile böyle kerametleri var. Abdülkadir Geylani bile ölüyü kaldırdı. Radıyallahu. Ya Resulullah'ı nasıl tanıyalım? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua eder etmez. Cabir'in iki oğlu dirildiler. Yeniden oynamaya başladı. Ne kadar kolay. İslam'a davet etti. Bir zatı o da kalktı dedi ki ölmüş kızımı diriltirsen inanırım dedi. Mezarını göster dedi. Geldi mezarın başına. Ya fülane ismiyle. Hemen dirildi. Lebbeyk ve saadeyk. Buyur ya Resulullah. Kalktı oturdu. Etuhibbine entercihi. Dünyaya dönmeyi sever misin dedi. La vallah ya Resulallah. Şey küçükken ölmüş. Çocuk ölünce müşriklerin çocukları da günahsızdır. Dedi ya Resulallah istemem dünyaya dönmek. İnni vecettullah hayrallî min ebeveyye vecettül ahirette hayrallî min et dünya.
Ölmüş dirilmiş kızın sözü. Allah'ı anamdan babamdan iyi buldum. Ahireti de dünyadan hayırlı buldum dedi. Vah. Vay. Küçükken ölenler. Emesiste şahaten li ummi ma'bedin ba'dema neşefet federrat min şifaruk yâkâ. Medine'ye hicret ederken Ümmü Mabed'in çadırına rastladı. Çok aç kaldılar Ebu Bekir Sıddık'la. İki hafta yolculuk sürdü. Halbuki bütün mucizeler elinde ama Allah öyle de çektiriyor. İmtihan. Dedi ki süt alacağız parayla. O zaman onlar iman etmemiş. Bir şeyden haberi yok. Bir kadın Ümmü Mabed. Kocası gitmiş avlanma. Dedi süt yok. Orada bir koyun gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu koyunda var mı bir şey dedi. Nerede dedik. Aylardır kurumuşuz. Bereket yok, bir şey yok. İzin verir misin sağayım dedi. Tabii dedi. Hemen sallallahu aleyhi ve sellem bir sağdı. Bir barkaç süt hemen kaymak bağladı. Ondan sonra kendisi de içti. Yandakileri de içirdi. Üç kişiyle yolculuktaydı. Sonra Ümmü Mabed'e de dedi ki al dedi. Bir barkaç da sana süt bırakıyorum dedi. Ve gitti. Kocası geldi Ebu Mabed. Bu nedir dedi ya, her taraf kurumuş şimdi dedi, buradan süt doldu. Dedi vallahi öyle mübarek bir zat geldi, ben tanımıyorum dedi. Anlat bakayım dedi. Bir anlattı bir anlattı, o kadın var ya, bir kere görmekle Resulullah'a bir anlattı, sahabenin hepsinden iyi anlattı. O da sahabe oldu sonra tabii. Kocası tarifi duyunca vallahi dedi, Mekke'de çıkan zat bu olması lazım, haberi çok yayıldı dünyaya. Ben çok onunla arkadaşlık etmek istiyordum, sahabe olmak istiyordum, inşallah yapacağım dedi. Sonra hakikaten bu karı koca iman ettiler elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme icabet ettiler. İnşallah bizim de canımızı ateşte yakmaz Allah. Muhammed Mustafa'sının 10 mübarek hasleti bizleri süslesin inşallah. Allah Teala onun hakkındaki bütün faziletlerden bizi haberdar etsin. Kalan ömrümüzü onun fikriyle zikriyle geçirmeyi nasip etsin. Sünnetini yaşamayı, yaşatmayı, ölmüş sünnetlerini diriltmeyi müessir etsin inşallah. Ene ve men ittebani, ben de bana uyanlar da buyuruyor. Biz ona uyanlardanız. Öyleyse Allah'a davet yolunu sürdüreceğiz. Yürüteceğiz. İnsanları haberdar edeceğiz. Allah Teala cümlemizi dünya ve ahiret huzursuzluklarından, iki cihanda da azabından, gazabından ve azabına sürükleyecek itikatlardan ve amellerden muhafaza buyursun diyoruz. Cennetini, cemalini istiyoruz. Ateşinden, azabından ona sığınıyoruz. Ve hepimiz hakkında ve sevdiklerimiz hakkında bu duanın tahakkuk etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Amin diyoruz. Amin diyen kullara rahmet diliyoruz. Allah amin diyen kuluna rahmet etsin dileklerimizle bitiriyoruz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin.